Herkese yeniden merhaba. Uzun zaman bekledik ve pandemi sonrasında ilk karavan gezimize başlamış bulunuyoruz. Şu anda Nafplio'dayız. Atina'ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta, mesafede bir yer. İnternetten biraz araştırdık. İçimize sinen bir kamp alanı bulduk. Yerleştik. Karavanımız hemen arkada, görüyorsunuzdur belki. Kamp alanı çok hoşumuza gitti bizim ve ilk videoda size kamp alanını gösterelim istedik. Biz Yunanistan'da gittiğimiz yerlerde beğendiğimiz kamp alanlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'den buraya karavanla gelip gezi yapmak isteyen pek çok insan var. En azından onlara biraz daha alternatif sunmuş oluruz. Videolarda izleyip daha kolay karar verirler diye düşünüyoruz. O zaman başlayalım. Kamp alanımızın adı Triton 2. Bir sürü Triton adında aslında kamp alanı var burada. Ama bizce en güzeli burası. Karavanımızın yeri de çok güzel. Hemen denize yakın. Evet, VIP girişte. Evet. Yani bence hem yürüyüp hem konuşuyorum. Pandemiden dolayı bence yani çok fazla kalabalık değil burası. O yüzden burada yer bulabildik şu anda. Sezonda çok zor olur şuralarda yer bulmak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Devam edelim. Çok fazla çekme karavan var. Yani şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla Yunanistan çekme karavan yeri diye düşünüyorum. Katılıyor musun bana? Ya çok fazla, bir de şöyle ben ilk defa burada şöyle göstereyim hatta. İlk defa burada fazlaca gördüm. 8 metre, 7 metre üstü çok fazla karavan var burada. Ve bunları zaten muhtemelen yıllık kiralıyorlar karavan yerlerini. Biraz daha yazlık mantığıyla düşünüyor olabilirler. Karavanı bırakıp ara ara her boş vakitlerinde gelip o şekilde vakit geçiriyorlar. Kesinlikle, ben de biraz katılıyorum. Biraz daha farklı karavan dükkanlaşıyorum. Evet. Yani ben bu karavan koyma yerlerinde şu olayı çok sevdim. Açıkçası oraya bir ağaçlarla ve çit şeker gibi bitkilerle bir çit oluşturmuştu. Evet, evet, çok güzeldi. Ve şöyle bir şey daha var, çok güzel. Karavanınızı park ettiğiniz yerde su alabileceğiniz bir bölüm var. Buna daha önce biz denk gelmedik Yunanistan'da. Bizimkini çekeriz şimdi, bu görüntünün üzerine koyarız onu. Hemen karavanın arkasında istediğiniz zaman su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Bence evet. Bu bayağı bir artı. Yani Yunanistan'da belki ondan fazla kamp karavan alanına gittik. Evet. Sadece burada gördüm, burada ben de. Gerçekten yani. Çok, çok mutlu olduk. Mantıklı, içme suyu aynı zamanda. Tabii tabii, evet, yani içilebiliyor odası. Güzelim. Yani Yunanistan'da şöyle bir şey var. Hemen deniz girişinde var. Yüzüyoruz, geliyoruz. Her seferinde burada mesela duş alacağız veya lavabo kullanacağız. Gerçekten tertemiz. Bir tane kum yok. Çok temiz tutuyorlar bu huyları, ben çok seviyorum onları. Lavabo var, yan tarafında çamaşır alanı var. Onun yanında diğer yerler var. Şimdi hepsini size göstereceğiz. Ya bir lavabolara bakalım. Evet. Hatta şöyle bir detay vereyim. Buraları gösteriyorsun değil mi? Hı-hı. Şuralar üstü açık, sadece erkeklerde var. Yani dışarıda banyo yapıyorsunuz gibi. Üstten biraz böyle muz ağaçlarının yaprakları falan. Daha önce Maldivler'de bu hissi yaşamıştık. Yani gökyüzüne bakarak duş yapmak güzel bir şey bence. Ben beğendim yani. Aynı zamanda orada el yıkama yerleri vesaire de var. Yani sen istersen erkek tarafını şöyle bir kısaca göster. Tamam. Devam edelim sonra. Şimdi burası erkekler tuvaleti. Belli oluyordur. Az önce bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Burası duş yeri ve şöyle görüyorsunuz. Bu manzarada burada duş alabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. İlk defa burada gördüm. Yani Yunanistan'da bir kamp karavan alanında ilk defa burada gördüm. Bu da dışarıdaki lavabolar. Burası da erkek tuvaleti. İç kısmı, kapalı kısmı. Yani bahsettiğim gibi görüyorsunuz. Normal tuvalet. Burada çok ekstra bir durum var arkadaşlar. Yine bunu ilk defa burada şahit oluyorum. Şöyle tuvalet musluğu var. Yani normalde Yunanların pek adeti değil. Çok ilginç geldi. Burada kapalı duş kısmı. Sıcak suyu var, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Böyle bir 7-8 kişilik banyo kısmı var ya. Bir de şöyle girişte çok küçük bir ayak yıkama yeri var. Burada da ayağınız kumlu olduğu zaman yıkayabiliyorsunuz. Bayan tarafı için şu an size yani bağlanacağız. Kadın erkek aynı ikisi aslında. Çok gösterecek bir şey yok. O tarafı gösterdiysem genel olarak temiz ve düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Celalettin'in gösterdiği de fikir sahibi yapmıştır siz diye düşünüyorum. Bence yan tarafa, şu buzdolaplarının olduğu yere gidelim. Tamam. Ben diğer tarafı görmediğim için aynı mı değil mi bilmiyorum. Yani ne kadar farklı olabilir ki diye sen düşünüyorum. Gördüm, onu da bilmiyorum. Yani şöyle devamında yine
bölüm bölüm alanlar var. Çok güzel. Çok güzel. Her yerde şey var ya, dışarı giriyordum şu an. Burası da bayan dışı. Mutfak dediğimi düşünürken dışarı giriyordum. Tamam. Hemen gösteriyorum. Burası da duş bölümü. Umarım kimse yoktur. Evet, yok. Bayağı geniş bir duşu var. Lavabosu. Ve şöyle bir de aynalı bir bölümü var. Yani benim gördüğüm en geniş duş diyebilirim burası için. Şöyle birkaç tane aynı şekilde bölüm var. Ve burası, oralar bulaşık yıkama alanı mıydı? Kıyafet, ha, kıyafet için mi? Çamaşır makinesi var, bir de fırınlama makinesi. Evet, Celalettin yıkadığı için o daha iyi biliyor burayı. Ben yani aslında şöyle, onu devrettim çamaşırları. Belki 2,5 senelik karavan hayatımda ilk defa denedik. Ona bir jeton almıştın galiba, evet, onun fiyatını söyleyebilirsin. 4 euro, aslında çok pahalı. Evet, yani, bence de pahalıydı. Burada genelde ama elde yıkıyorlar yani insanlar. Biz o an biraz yoğunluğumuz vardı. Ondan dolayı hemen burada halledelim diye düşündük. 40-50 dakika sürdü. Yanında da kurutma makinesi var. Aynı şekilde o da 4 euroymuş. Biz sadece yıkama yaptık. Zaten hava sıcak. Kendi kurudu. Devam edelim. Şu alanlar da gayet temiz. Burayı da göstereyim böyle tekrar. Ve diğer tarafa geçelim. Burada bir dondurucu var. Bayağı işimize yaradı bu. Buzlarımızı koyduk. Şunlar bizim buzlarımız. Burası bulaşık yıkama alanı galiba, evet, değil mi? Ya bulaşık yıkama alanı genelde dışarıda oluyor, değil mi? İlk defa ben burada içeride. Evet, ben de ilk defa içeride gördüm. Ve ortak buzdolabı. Herkes kendi eşyalarını koyuyor. Evet. Susuyla alttaki tasarımın diğerleri, buradakilerin hepsi. Hepsini gösterme, ne kadar çok yediğimiz ortaya çıkıyor. Burada yemek yapmaları var. Yeah. Evet, burada ocaklar var. Yani kendi gazınızı kullanmak istemezseniz. Evet. Yani aynı zamanda tencere tava da var aslında. Yağ da var şurada aşağıda. Onlar da ücretsiz kullanabiliyorsun. Bunların tamamı ücretsiz. Dolap da ücretsiz. Buzdolabı burada da ücretsiz. Yani aslında burada biraz çalışıcıları düşünülerek de yapılıyor ister istemez. Muhtemelen onlara daha iyi gelecektir bu. Bu alanda böyle. Evet. Yan tarafa geçelim. Ve tabii ki olmazsa olmaz barbekü alanı. Burayı henüz kullanmadık biz ama bugün belki kullanabiliriz. Aslında şöyle, yarın da kullanabiliriz. Yarın bir, evet. Çok güzel olur. Yani buranın balığı meşhur. Bir tutmayı deneyeceğiz yarın. Bakalım. Celalettin iddialı tutacağını düşünüyor. Aslında burada şu ekmek fırını. Burada her türlü aslında hamur işi yapılabilir. Bizim bahçede şey, evet, olan. Ben çok güzel. Barbekü diye düşündüm. Evet, barbekü burası. Lavabo da var. Burası da gayet güzel, kullanışlı bence. Küçük, şirin aslında. Çok büyük bir yer değil. Çok küçük de sayılmaz burası. Orta ölçekli bir yer. Ama elinizin altında kullanabileceğiniz her şey var. Ve tertemiz. Şurası çok güzel. Yani burası işte buranın sahibinin mi? Ya da pansiyon gibi. Pansiyon da olabilir. Çalışanlar da. Ama çok hoşuma gitti benim. Hemen sağımızda Pervin'in hayallerini süsleyen karavan. Ya çok tatlı değil mi? Kimse yok galiba içinde. Şey gibi, gerçek değil gibi, böyle bir çizgi film şey gibi. Değil mi? Çizilmiş gibi. Gerçekmiş gibi. Renkleri falan çok orijinal. Evet. Şey söylemediğimizi fark ettim şimdi. Gecelik ücretini. İki kişilik 25 euro karavanla. Evet. Değil mi? Çadır ne kadardı? Çadırı bilmiyorum ben. Ya çadır 15. Karavanda ekstra, karavanın kapladığı alandan ve araç park ettiğimizden dolayı. Daha fiyatı bence ortalama. Yani genel olarak baktığımızda. Sezonda her yer burada neredeyse aynı. Yani 23, 24, 25 şeklinde. Aynen. Aynı yani. Fiyatını bilmek de yine fikir sahibi yapar size. Evet. Bu da Celalettin'in karavanı. Bu sanki böyle itfaiye kamyonundan ya da ne bileyim daha büyük bir kamyondan çevirilme gibi. Ay, çekemedim şu an oraya bakmaktan.
Ben ilk defa bu kadar büyük karavan görüyorum. Lastikleri çok güzel. Dilime geliyor herhalde. Aynen, geç yanına bir. Şöyle göstereyim. İçini çok merak ediyorum. Ya şöyle, bu burada herhalde uzunca atıl falan bir karavan. Lastiklerini falan kapatmışlar. Biraz da tozlanmış. Kullanılmıyor herhalde, biri ihtiyacı yok. Bize verebilir. Yani Yunanistan şartlarında böyle bir karavan görmek de çok ekstrem bir durum. Çok fazla evet. Yok. Yani. Benim orada da bak, burada da çok büyük bir karavan var. Celalettin evet. Buraya gelince ayıramıyoruz onu bu karavandan. Oyuncu değişikliği. Olur. Ben aldım kolları. Evet. Ver bakalım. Anlatmak daha kolay. Şöyle bir şey mi istiyorsun? Yani bu bana yeter. O kadar çok görüyoruz ki herkesin arabasının arkasında böyle minik bir şey çekiyorlar. Ya bu tahminim 125 motorluk. Böyle bir şey yani, motoru artı teknesiyle 2000-2500 euro gibi bir şey. Yani burada çok... Gerçekten mi? Evet. Çok iyi bence. Çok, ya asgari ücrette çalışan bile 4-5 olabilir. Maaşıyla burada çok rahat alıyor. Onun için herkesin var. Sadece galiba havuz yok burada. Yani o da çok olmasa da olur çünkü denizin hemen karşısında. Ama biz denize sıfır kefalarında gittiğimizde de mesela havuz vardı, hatırlıyorsun. Vardı orada, aynen. Meteora'da vardı. Vardı. Ama yani Meteora'da Lefkada deniz yoktu. Vardı. Lefkada da deniz vardı ama Meteora'da deniz yoktu. Yani orada olması biraz evet, daha ya, normal. Havuz olan yerleri söyledim. Yani, evet. Oyun alanımız. Böyle minik bir parç var buranın. Çocuklardan çok bizim oynadığımız bir yer. Evet, dün Pervin... Dün Pervin sallandığımı mı söyleyecektin? Yani sen itiraf edersin diye ben söylemedim evet, açıkçası. Evet, seviyorum sallanacağı. Ve karşısında da bir halı saha var. Yani öyle çok bakımlı görünmüyor ama... Yani en azından kalesi var. Topunuz varsa gol attığınızı anlayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz yani. Evet, burayla ilgili göstereceğimiz başka bir şey yok galiba, değil mi Celal? Yani girişinde bir bar var aslında, çok güzel, büyük ama çok kalabalık oluyor. Yani normal buranın resepsiyonunda olan bir yer. Orada hı-hı, her türlü aslında kafe vesaire. Ha evet, içecek. Orayı gösteririz. Yani o görüntüleri koyarız size. Onun dışında hemen yan tarafımızda bizim bungalov tarzı evler var. Onlar çok güzel bence, çok hoşuma gitti benim. Çok güzel görünüyor. Onların gecelik ücretini bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yani 40 ya da 50 idi. Evet. Aynen, ben de öyle bir şey hatırlıyorum ama emin değilim. Onu aşağı yazarız. Oralar da çok güzel. Yani eğer karavanla ya da çadırla gelmiyorsanız o şekilde de konaklayabileceğiniz alternatif yerler var. O anlamda burası çok hoşumuza gitti. Denize yakın olması da zaten çok güzel. Fiyatı da gayet makul. Nafplio'ya gelince zaten muhteşem bir şehir. Küçük ama gerçekten çok gezilesi. İnsana iyi hissettiren bir yer. Bir sonraki videomuz Nafplio gezi videosu olacak. Evet, biz burada yaklaşık bir 10 gün konaklayacağız. Evet. Çünkü çok bekledik yani buraya gelmeyi. Uzun zamandır evde olduğumuz için. Sonrasında gezi videosuyla görüşürüz diyelim. Ve veda edelim bugünlük size. Celalettin, bir şey eklemek ister misin? Bu sefer ben arkadan bunu ekleyeyim. Beni görmesin. Belki yüzümü gördükleri için abone olmuyor olabilirler mi? Yani şöyle, biz karavan hayatı, gezi hayatı ve Yunanistan'la alakalı merak edilenleri elimizden geldiğince, birikimlerimizi 3 seneye aşkın süredir buradayız, sizinle paylaşıyoruz. Yani bu paylaşımlarımızın devam etmesi için diye böyle bir cümle kurmak istemiyorum. Ama hani bizi motive etmesi adına en azından kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız. Önemlisi bu, çünkü zili açmadığınız zaman video koyduğumuzda haberdar olmuyorsunuz. Zili açmanız çok önemli. Gezi videolarıyla, Yunanistan'la ilgili videolarla sizlerle olacağız, değil mi? Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.